Bizdeki demir kubuz geldi mi? Hayır Açılay. Gelir mi sence bugün? Bilmem. Sence? Nerede bu adam ya? Nerede bu adam? Bu politik filme başlamışlar mı? Yok, onu çekmeyeceklermiş zaten. Ne? Parka boşa gitti galiba. Espri çabasına girme Esra. Bilgi ver. Ne çekiyorlarmış? Konu neymiş? Ne oluyormuş? Daha ortada bir film yok. Senaryo arıyormuş dediler. Film çekmek için? Yok. Kese kağıdı yapacakmış. Sen komedyen misin, yardımcı yönetmen misin ya? Aslında benim bir senaryom var Esra. 10 yıldır yazıyorum. Ben onu versem, okuyup bana fikrini söyler misin? Ben eleştirmen değilim. Yardımcı yönetmenim. Sevgili Esra, sen set dışında normal bir insan olarak hiç çekilmiyorsun, biliyor musun tatlım? Yani kendi karakterini ihanet eden bir senaryo. Karakter falan kalmadı zaten, senaryo felaket. Acayip, böyle olmaz ya, böyle Sevgili dostlar, bu film senaryosunu 10 yıldır yazıyorum. Yani bu tek kopya, sakın kaybetmeyin. Elden ele dolaştırarak okuyun ve 24 saat içinde bana rapor verin. Kaç sayfa bu? 312. Ah! Neredeyse bir dizi senaryosu kadar uzun. Bu sayfalar Zeki Demirkubuz'un aradığı film olabilir. Benim setim çok erken, ben yatıyorum. Şimdiden emeğinize sağlık. İçsel yolculuğunuz rahat geçsin. İyi geceler. Okumasanız da canınız sağ olsun. Ama okumayanlara bundan sonra insan muamelesi yapmayacağımı belirtmek isterim. Gözünüze, beyninize sağlık. Ah ah, ben filmini seyretsem. Benim zaten anlamadığım işler. Sonuçta tıp hekimiyim. Ahmet, sen seviyorsun okumayı. Sen oku, bize anlat. Yok, ben alkolik olduğum için konsantre olamıyorum. Şu an hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz değil mi? Evet. Alkolik kategorisine girmek için günde kaç bardak içmek gerekiyor? Ay, o değil ya. Okumazsak hayat bu çatı altında hepimiz için tahammül edilmez olabilir. Herkes farkında değil mi? Sabah başlıyorsan kötü. Okumaya mı? İçmeye. Kardeş. Evet abi. Kendi kendine gitmedi abi. Çünkü bayağı salmıştı. Yatay pozisyondaydı. Ben götürüp bıraktım. Ya ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim ya? Nakit en güzel abi. İçiyorum ama. Kimin bu? İç abi, iç. En son Tülay yengemiz onu kafaya dikmişti. Yabancı değil yani. Teoride öpüşüyor oluyorsunuz şu anda. Zaten bir daha onunla öpüşmeye en çok yaklaşacağım an bu abi olabilir. Aa, ben ona şaka yaptım abi ben. Ne diyor, kesin ayrıldım mı diyor. Çok sinirli be abi. Aylardır bir çöp almamışsın kıza. Bugün de gitmiş şu İstiklal'de yeni açılan meşhur çantacıya. Parası yok diye kızı kovmuşlar mı, ne olmuş? Çok sert, hatta Ivan'a sert. Ivan'a sert mi kovmuş? Ha, Ivan'a sert kovmuş. Kıyafetini beğenmemiş. Bizimle değilsin demiş. Aa. Ya yok ya, paran yetmez senin diye dükkandan kovmuşlar kızı. Sahip çıkmıyor bana bu şerefi bozuk Selahattin kakala şeklinde konuştu. Yani aynen aktarıyorum, o bakımdan 13 yaş üstü kırıcı ifadeler içeriyor. Ah saçma. Mevzu buysa git hediyenin uzayını al, ver hatuna abi. Abi bu arada laf karıştığında git diyorduk. Ya kardeşim, bende para mı var ya? Bende para mı var? Bu yakışıklı, karizmatik iş adamı görüntüsündeki Selahattin Çakaler aslında bir iç güveysi. Şirketten 3-5 kuruş para alabilmek için Trabzonlu bir nemeçeğin eşref saatini kollayan bir iç güveysi. Artıklardan beslenen bir yancı,
Bir parazit, bir solucan, bir ten yayıp ben. Abi yapma böyle ya. Bırak Allah aşkına ya, şu halime bak. Halime bak. Bir terlikse hayvanım ben. Oysa Tülay... O memeli. Ne? Yani daha gelişmiş bir tür anlamında. Konu o değil miydi? Aman beni boş verin ya, ben zaten biyolojide hep fıslıyorum. Mesela bugün Deniz bana koala dedi, ben o ne dedim? Yok yok, doğru söylüyorsun. Kesinlikle daha gelişmiş bir tür. Gururlu kız. Bak, çat diye terk etti beni. Çünkü ben... ona hak ettiği değeri veremedim. Ona layık bir hediye alamadım. Sen aşk nedir bilir misin Emir? Ya abi ben onu biliyorum da ne bilecek? Onu takılırım ben ona ya. Ona. Abi, Selahattin abi. Abi salma kendini bu kadar bak. Bak salsın adam kendini ya, bırak ya. Oğlum salıyorlar salıyorlar, sonra ben topluyorum ya. Kolum koptu. Yerimi sevdim, kusurum yoktu. Sana karşı benim hayalim çoktu. Felek bulut oldu, üstüme yağdı. Yaşları gözüme dolan dünyada. Ah yalan dünyada, ah yalan dünyada. Gitti be! Gitti, yarı setim var benim. Kadına mı burası? Tüm ayağımın altına! Evet. Okuduğunuza göre... ne düşünüyorsunuz? Vallahi hikaye sağlam. Kurgu güzel. Ben beğendim. Ha. Karakterler ilginç geldi bana. Ay çok sevindim. Başka? Mesela hangi karakter favoriniz? Vallahi ben karar veremedim. Vallahi şimdi düşünüyorum, karar veremiyorum. Aynen, ayrım yapamıyorum ben de. Hepsi çocuğumuz gibi. Oldu okurken. Ha. Karakterlerden çok karakterlerin fonksiyonları çok ustaca örülmüş ve betimlenmiş. Diyaloglar akıcı. Diyaloglar çok akıcı. Emir, sen ne düşünüyorsun? İyi ya. Ben tamamdır bence. Serin, başarılı yani. Neresi? Kostüm, müzikler. Ne? Wow. Ya ben izlemediğim filmlere şey yapıyordum öyle ama aman. Okumadın değil mi? Okumadın değil mi Emir? İnanamıyorum sana abi ya. İnanamıyorum yani. Çocuk. Neyse Deniz, peki daha başka, daha ne? Daha sahici Açılay. Sahici, anlatabiliyor muyum yani? Sahici, bizden, içimizden bir hikaye. Yani o uzay mekiği sahneleri falan sahici geldi o zaman. Evet. Çünkü neden? Mekan çok önemli değil bence. Bravo. Bravo, mekan önemli değil. Yani Cihangir olsun, Mardin olsun, uzay mekiği olsun. Sonuçta bunların hepsi insanlık halleri değil mi? Yani hepimiz aşık olmuyor muyuz, acı çekmiyor muyuz, maceralar yaşamıyor muyuz? Uzay mekiğinde de yaşıyoruz bunları. Her yerde yaşıyoruz. Allah belanızı versin. Okumadınız değil mi? Ya vallahi ya, ben bunu okuyacaktım Açılay. Hikaye Ankara'da geçiyor be, Ankara'da. Ben sete gidiyorum. Kendinize iyi davranın. Çünkü eğer okumazsanız
ben size hiç iyi davranmayacağım. Yok. Ya dün gece elimdeydi. Tam okumaya başlayacaktım. Uyuyakalmışım terasta ya. Siz mi aldınız yoksa ya? Abi biz bütün gece dışarıdaydık ya. Sabah kalkıp okuyacaktık işte. Ben gece kek yaptım, ondan sonra gittim yattım, hiç terasa falan çıkmadım bile. Ah, Açılay bizi ipe çeker abi. Mevzu senaryoyu okumamak değil yani. Tek kopya ve biz onu kaybettik. Gerzeklikte uzayız yani şu anda. Arkadaşlar! Ne oluyor bu evde? Sen de mi ha? Sen de mi Deniz? Sen de mi tembelliğinin, üşengeçliğinin kurbanı oldun arkadaşım? Bora! Peki ya sen Bora? Kankam! İşin yok, gücün yok. Senaryoyu da okumadın. Mutlu musun ha şimdi? Mutlu musun? Ya Açılay... Sözümü kesme! Ya sen! Büyük oyuncu Ahmet. Benim senaryomu kaybederken... Hiç mi yüreğin burkulmadı? Hiç mi öz eleştiri yapmadın ha? Emir. Evet. O yalan kahvesinin önünde kuyruk olduğu gece... orayı bir halt sanıp... benim filmimi okuyacağın yerde o salak kızlarla dans ederken... hiç mi utanmadın? Hiç mi yüzün kızarmadı? Ha söyle! Aa, Açılay en azından daha sinirsiz ve güler yüzlüler. Hani maçta... Sözümü kesme! Açılay, vallahi de, yani önünde sonunda okuyacaktık da işte... tek kopyayı kaybetmemiz hakikaten affedilir gibi değil. Yani o konuda haklısın. Evet, değil. Şimdi sizin yüzünüzden... 312 sayfayı yazıcıda tekrar basacağım. Ne? Tek kopya dediğin basılı tek kopya mı yani? Bilgisayarda var, öyle mi? Ay herhalde. Ama sayenizde yarım saat yeniden basacağım. Gerek yok. Senaryo burada. Terasta buldum ben bunu. Ve okudum. Gerçekten mi? Peki nasıl buldun tatlım? Yani ben aslında pek anlamam ama... Ya Şeyda karakteri bence birazcık fazla plastik olmuş. O park sahnesinin sonundaki o diyaloglar çok akmıyor. Eğer olunca final sahnesi sarkmış tabii biraz. Hikaye durgun. Şimdi Mehmet'le sevgilisi arasındaki aşkta yeteri kadar çatışma yok bence. Ve yani karakterleri tanıtırken çok yüzeysel kalmış. Bir de... ya sevişme sahneleri birazcık daha çok olabilirdi ama tabii bu benim kişisel tercihim yani. Yani hani genel olarak nasıl buldun? Genel olarak... bir olmaz bundan ya. Tatlım. Sağ ol. Emeğine, mesaine, dürüstlüğüne sağlık. Öpüşmeyi hak ettim değil mi? Be! Ne ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.